Elektronik postalar yani e-posta, e-mailler internet üzerinden insanların iletişim kurabileceği, haberleşebileceği bir yöntemdir. E-posta kullanırken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bu noktalardan bir tanesi, e-posta şifreniz kesinlikle ve kesinlikle anne ve babanızın dışında hiçbir kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Bunlar arkadaşlarınız ve birebir tanıdığınız insanlar da dahildir. Şifre kişi için özel bir bilgidir. Ve şifreyi arkadaşlarınız ne kadar samimi olursanız olun, mutlaka ve mutlaka paylaşmamanız gereken bir bilgidir. Şifre girmeye çalıştığınızda arkadaşlarınız o anda sizinle samimi olabilir, samimi bir arkadaşınız olabilir ve zararsız diye düşünebilirsiniz. Fakat daha sonra arkadaşınızla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda, arkadaşınızla ters düştüğünüzde arkadaşınız kötü niyetli olarak şifrenizi daha önceden bildiği için size zarar vermek isteyebilir. Bu sebeple kesinlikle ve kesinlikle size zarar vermeyecek kişiler olan anne ve babanızla paylaşabilirsiniz. Ama bunlar dışında hiç kimseyle e-mail şifrenizi paylaşmamanız önemli. İnternette kullanmaya başladıkça birçok yere kayıt olmanız gerekecek. Bu tip durumlar için kendinize iki tane e-mail adresi oluşturmanız doğru olabilir. Yani bir yere kayıt olmanız gerekiyorsa, mutlaka kayıt olmanız gerekiyorsa ve çok fazla güvenmiyorsanız, o anda kullanacaksanız mutlaka iki tane e-mailinizin olması lazım. Bu e-maillerinizden bir tanesi dostlarınızla düzenli olarak kullandığınız e-mail adresiniz. Bu e-mail adresinizi kesinlikle bilmediğiniz sitelere vermemeniz gerekiyor. Hatta hiçbir siteye vermemeniz gerekiyor. Diğer taraftan sürekli olarak bir yerlere kayıt olmak, interneti kullanmak için bazı yerlere kayıtlar gerekiyor. Kişisel bilgilerinizi vermeseniz de size e-posta adresini mecbur bırakıyor. Siz de bu tip durumlar için bla bla diye verdiğiniz veya sizin için hiç önemli olmayan, kullanmadığınız, kendinize ait olan ve şifresini de sakladığınız, tabii şifrenizi de paylaşmak olarak bahsetmiyorum, e-mail adresini alın ve bu e-mail adresinizi bu tip durumlar için kullanın. Yani güvenmediğiniz yerlerde ama mutlaka kaydolmanız o anda gerekiyorsa İkinci yani müsvedde olarak kullanabileceğiniz, içeriğine hiçbir zaman uğraşmayacağınız bir e-posta adresini kullanın. Diğer e-posta adresiniz sadece dostlarınızla ve ailenizle yazıştığınız e-posta adresi olsun. E-posta adresi olarak kendi e-postanızı özel olarak kullandığınız e-posta adresinizi başkalarıyla paylaşmamanız gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlarınızın da e-posta adreslerini tanımadığınız insanlarla paylaşmamanız önemlidir. E-posta içeriği oluştururken yani akrabalarınız da olsa, aileniz de olsa, tanıdığınız insanlar da olsa bir e-mail gönderirken dikkat etmeniz gereken çok temel kurallar var. E-posta adresleri istenmeyen kişiler tarafından okunabilirler. Bu her zaman olur anlamında söylemiyoruz. Fakat istenmeyen kişiler sizin fark etmediğiniz zamanlarda karşı taraftaki bilgisayarda virüsten dolayı veya kullandığınız hizmetin bir sıkıntısından, eksiğinden dolayı olabilir. Herhangi bir sebepten dolayı e-postanızın içeriği okunabilir. Bu sebeple çok özel bilgilerinizi e-mail ile göndermemeniz önemlidir.